Bayram Yıldızından herkese merhabalar. Ben Sinan Kunter. CNN Türk ailesi adına herkese sağlık, mutluluk ve barışa vesile olacak mutlu bir bayram diliyorum. Hafızalara kazınan dizeler, unutulmaz melodiler. Gitme sana muhtaçım. Seninle başım dertte. Mevsimler gibisin, değişirsin. Evet bu bayram yıldızımız Selami Şahin. Eminim kendisinin sizin de hayatlarınızın bir bölümüne dokunmuş olan şarkıları, besteleri var. Birazdan bu programda Selami Şahin'in kendisinden dinleyeceğiz bu şarkıların hikayesini ve müzik eleştirmeni ve yazar Yavuz Hakan Top'la birlikte Türkiye'nin renkli müzik tarihinde kısa bir yolculuğa çıkacağız. Birazdan başlıyoruz. Gitme Başımda tacım, muhtaçım. Ben hala deliyim, hala sevdam. Bizi izleyenlerin ne şarkılar ne fotoğraflar Dediğini e, duyar gibiyim İzninizle e, Selami abi diyeceğim Çünkü e, Sayın Selami Şahinle Bundan önce birçok kez Programlarda birlikte çalıştık Şimdi de böyle karşı karşıya olmak kısmet oldu e, Hem kendimi çok şanslı hissediyorum Hem de e, bu samimiyeti Size de aktarmak için Selami abi diye Başlamak istedim uygun görürsünüz Ne demek benim için şereftir <laughs> Ne diyorsunuz e, unutulmaz şarkılar Ve hayatınızda çok önemli yere sahip fotoğraflar Şimdi eski günlere gittim bu resimleri görünce. Nişan üzüklerimizi rahmetli Zeki Müren takmıştı. Ee, ve Allah'a çok şükür eski ve yeni sanatçıların şarkılarımı hemen hemen yüzde okudu. O günlere gittiğim zaman heyecanlanıyorum. Çünkü eser sözcüğü kalıcı demektir. Hayatım ilk bestesi 69 yılında. Sen mesimler gibisin. Söz müzik bana ait. Altın kelebek birincilik ödülünü aldı az önce resmini gördüm Avni Anıl Yusuf Narkesen çekip Ayhan Özçuk, İrfan Özbakır yani hepsi babam dedem yaşındaydı ve yılın eseri benim olması beni daha da güçlendirdi çok mutlu oldum o eski günlere gidiyorum zaman nasıl geçiyor diyorum su misali akıp ya. gidiyor <laughs> akıp gidiyor vallahi. Peki e, bu besteler nasıl marşlara dönüşüyor? Yeteneklerden ilham nasıl bu kadar çok kapıyı çalıyor? Çünkü e, beste sayısı 300'ü aşkın değil mi? Ve bunların yarısından fazlası. ama 200'ü 200'e yakın hit olmuş. Çok beste yapmak hüner değil. Kalıcı eser yapmak. 69, 70, 75, 80 yani o yıllarda yaptığım şarkılar hala gençler. Bütün sahneye çıktığım zaman şarkılarımı Benzetmek gibi olmasın marş gibi okuyorlar. <laughs> Ve ben hayret ediyorum ya diyorum. 10 yaşında, 8 yaşında, 12 yaşında Selam amca seni çok seviyoruz <laughs> resim çekebilir mi diyorlar. Çekiyoruz bir şarkım var çok seviyoruz hangisi diyorum. Ben sevdalı sen olabilir. belalı. <laughs> o erkek çocuklar. Peki sevgili Yavuz Hakan Toka dönmek istiyorum. E, müzik tarihinde hatta e, ben... Sadece Türkiye için değil, dünya için de söyleyeceğim bunu. Dünyada e, çok fazla böyle müzisyen yok. Haksız değilim değil mi? Aynı fikirdeyim. E, çünkü Selami Bey'in e, işte doğudan batıya uzanan çok geniş bir skalası var. besteci olarak bir kere her şeyden önce. E, şimdi az önce söyledi, e, şarkılarımı okumayan kalmadı diye. Şöyle bir baktığımız zaman işte Türk sanat müziği Zeki Müren, Bülent Ersoy, Emel Sayın, işte Yaşar Özel, Ahmet Özsan aklınıza kim gelirse Türk hafif müziği ya da işte pop müzik dediğimiz... E, Ajda Pekkan, Nilüfer, e, işte, e, Sezen, Sezen Aksu, Aksu e, bütün e, birinci sınıf şarkıcılar. Türkü e, bazında da var İbrahim Tatlıses, Recep tü, Kaymaz. Türkü ve arabeskte işte yani. şeyler İbrahim e, Tatlıses, Müslüm Gürses. Şöyle bir e, satır başı yapayım. Popüler müzik tarihimiz yani bu popüler müzik sadece pop aklınıza gelmesin. Bunun içinde e, genele yayılmış tüm şarkılar var. Arabesk şarkılar, türküler e, popüler olmuş şarkılara baktığımız zaman... E, ee, yine abartayım herhalde bir yarısında Selami Şahin imzası var mı şu anda? Ne dersiniz? E, hit olmuş şarkılar açısından bakarsak evet hatta daha fazlası da olabilir. E, çünkü gerçekten Selam Bey'in de dediği gibi e, hit yaratmak çok başka bir şeydir. E, ve gelip geçici de olabilir yarattığınız hit. Bir de kalıcı olanlar var. yıllar kalıcı sonra. demek ki zaten. Yıllar sonra da dinlenebilen. Selam Bey'in şarkıları öyle. Bir kere en büyük farkı zamanında hit olmuş de. ama evet. bugün de hala hitler. Hala e, birileri yeni daha Benim söylüyor. Benim dostum içkim sigara. <gülüyor> <aldım>. <gülüyor> evet. Ama tabii yani e, içki ve sigaranın kötü alışkanlıklar olduğunu ben buradan seyircilerimize söyleyeyim. Aman kesinlikle bulaşmayın. Ama e, bu şarkıda da tabii melodik yapıyla beraber çok yakışıyor. E, bu sözler e, diğer taraftan başka şarkılar ve başka sanatçılar da var şarkılarınızı sö söyleyen. Okumayan kalmadı. E, kimler var kısaca hatırlayalım mı? Ben bugün mesela e, sizin hakkınızda araştırma yaparken şununla karşılaştım. Kasımpaşalıyım, elim aşalıyım. Yine sizin e, sözleriniz sözleriniz, Benim. Değil mi? Roman parçası. <laughs> roman havası. Şimdi ben her tür beste yapmayı seviyorum. Bülent Ersoy benim çok eski dostum. Sefam olsun söyledi. Sefam olsun. Oh oh tanrım gönlümdeki muradı versin. Bu gece bir başka çöktün içime. Seni andım durdum sabaha kadar. İbrahim Tatlıses, o da çok değerli bir sanatçı. Gerçekten öyle. Ağlama demenin ne faydası, hesabım var seni. Yani Zeki Müren 30 şarkımı okudu, 10 albümünü ben yönettim. Oh. Gitme sana muhtacım, eskimeyen dost, ah dünya neler var neler. Zeki Müren hakkında birazdan bir e, satırbaşı yapalım ve e, önemli bir satırbaşı olsun bu. Bunu biraz sonraya bırakalım ama önce e, ilk bestenize dönelim. Ee, sen mevsimler gibisin değişirsin. Ee, Hatay'dan yola çıkıyorsunuz, İstanbul'a geliyorsunuz. Ee, elde Avuç'ta herhalde paralarla gelmiyorsunuz değil mi? Ee, anne baba çok fakir, köyde doğdum büyüdüm. Ben annem hiç Türkçe bilmezdi Mısırlı, İskenderiye şehrinden. Köyümüzde hala ilkokul var. Okudum, öğretmenler derdi ki bana senin sesin çok güzel. Günün birinde büyük şarkıcı olursun. Nota nedir, o nedir? köyde dilli kaval çalıyordum ben. Meraklıydım müziğe tutku var. Ben de aşılandım. 15 yaşını bitirmek üzereken tek başıma İstanbul'a geldim. Otelde çalıştım, lokantada komilik yaptım. Ütü öğrendim, ütücüde çalıştım. Ne acılı günler yaşadım. Notayı da kitapların yardımıyla kendi kendime öğrendim. Hocam olmadan. Ve sonrasında? Ve ben 17 yaşına girerken ünlendim. Neden Allah bana bu ödülü verdi? Tanrı'dan sonra anneme babama taptım. Çalışıyordum, soğan ekmek yiyordum. Sırf onlar mutlu olsun diye parayı onlara gönderiyordum. Onun için Allah bana bu ödülü verdi. Ve ben beste yaparken de yazılmamışı yazmadım. Yapılmamış melodiyi yapmak çok önemli. Eser sözcü az önce dediğim gibi kalıcı demektir. Yıllar geçse de unutulmamalı. Bu çok önemli. Doğru. Ona çalışıyorum. Ee, sen mevsimler gibisin değişirsin. Kime yazılmıştı o parça? Vallahi Eva diye bir Alman sevgilim vardı. <laughs> Şu Kumbur. an biziz Kumbur, acaba Kumburgaz Kumburgaz'da <laughs> çocuktum o zaman. Bir e, o zaman evler mevler yok sahilde böyle çadırlar vardı. Kiraladım bir çadır. Benden ben 17 yaşında önlendiğim için resim isteyen çok oluyor. İşte eskiden nerede telefon, fotoğraf makinesi şu bu zor. Bunlar bakıyorlar bana iki kız genç. Bir de bir erkek var yanında. Bakıştık. Hello dedim. How are you? Nine, no speak Deutsch. Şey İngiliz. You speak Deutsch? Nein dedim. <laughs> İşaret ettik. Single I am, single aktör dedim yani öyle. Bunlar <laughs> bunları o zaman sıra sırada kulüp 12 var. Oraya davet ettim. Biz 4-5 gün büyük bir aşk yaşadık. 6. gün kalktım baktım ya çadırda yatağın yanımda yok. Herhalde dedim kahvaltıya gitti bu. Bir geldim bir baktım Mersem sevgilisi gelmiş Almanya'dan. Böyle yaptı bana. Ne yapabilirim gibi. de melodika çalıyorum. Onu dünyaya benzettim. Yalancı dünya gibi Yalancısın sevgilim. Sen mevsimler gibisin, değişirsin sevgilim. İsmi Eva. Resmi var bende ve bu şarkı onun için öyle çıktı. Ne kadar masum bir e, İyi hikaye İyi ki gitmiş aslında. ama değil mi? Ya değil da. Yani. Yani. <laughs> <laughs> şarkı... Bu şarkı. Şimdi bakın Eva her... bu şarkının yazıldığını biliyor mu ona? Efendim? Eva bu şarkının ona yazıldığını Yok, biliyor mu? Yok, bilmiyor. <laughs> bir <gülüyor> daha da görmedim. Görsem tanımam <gülüyor> herhalde. <gülüyor> Hayatta mı kim bilir ne yapıyor. Peki dinleyelim mi şarkıyı ne dersiniz? hatırlayalım seyircilerimizle beraber. Tamam. 啊。 Yalancı dünya gibi yalancısın sevgilim. Valla aslında e, sözler çok eskide yazılmış ama dünya aynı yalancılığı korumaya devam ediyor gibi. E, yayınlandığı dönem itibariyle bu şarkı e, nasıl bir tepki oluşturmuştu? O dönemi siz yakından takip ediyorsunuz, e, biliyorsunuz. O dönemde e, Salim Dündar, Emel Sayın ve Yaşar Özel benim hatırladığım kadarıyla okudu, şarkıyı artık. plak yapanlar. Tabii sonraki yıllarda çok birçok şey insan okudu yani. tekrar okudu. Ama zaten e, şarkı e, o kadar ilgi gördü ki hemen e, o seneki Altın Kelebek ödüllerinden evet. e, en iyi beste ödülünü kapmıştı Selami <laughs> Bey. Daha çok genç yaşında olmasına rağmen. Evet, evet benim hikayemi, hayatımı senaristimiz kendisi kalbi yüreği hakikaten... Çok güzel Yavuz kardeşimin. Benden çok iyi biliyor şarkıları bu. Evet, e, belirtelim e, sevgili Yavuz Hakan Tok'un e, Türk pop müziği üzerine yaptığı önemli araştırmalar var. E, bu araştırmaların bir tanesi Acıların Kadını Bergen üzerineydi. Kitap <laughs> da oldu sonrasında. E, ve son dönemde de Selami Şahin üzerine çok önemli araştırmalarda bulundu. ve Bergen de okudu benden şarkı. Evet evet. Sizden şarkı okumayan var mı? <laughs> Yok hemen hemen %90'ı <laughs> Ee, peki sonrasında bir e, gazinolar dönemi başlıyor e, ve bence gazinolar dönemi Türkiye'de müzik kalitesinin tavan yaptığı dönem. Çünkü hakikaten iyi olmayan gazinoda kendine yer bulamaz e, seyirci tarafından kolay kolay benimsenemez yani ayakta duramaz tabii, diyelim tabii. mi öyle bir şey mümkün müdür? Tabii ki kesinlikle çünkü haftanın her günü çalışan mekanlar şimdiki gibi sadece hafta sonu değil ve orada gerçek bir şarkıcı olmadığınız zaman orkestra ile beraber canlı şarkı söyleyemediğiniz zaman zaten sahneye çıkmanız mümkün değil. Dolayısıyla iyi şarkıcı olmak zorundaydınız. E, Dijital yardım söz konusu değil. Tabii ki kesinlikle zaten öyle bir şey yoktu, öyle bir teknoloji yoktu. Bir de dinleyici seçici olduğu için soliste gidilirdi. E, kadronun güzel olup olmamasına göre dinleyici tercih ederdi. Çünkü bir sürü gazina vardı, bir tane iki tane değil. Çok Selami neydi o? Ben hepsinde az solist çıktım. E, mutlaka. <gülüyor> <gülüyor> o resimler, afişler, gazetedeki çıkan her şey duruyor. Sizin e, nasıl başladı gazino serüveni? Daha önlenmeden önce. Kurtuluş'ta son durak diye bir yer vardı. Çıkıyordum şarkı söyledi üvertür olarak. Sahilde Çakıl Gazinosu'nun ön kısmında o zaman sahilde evler vardı. Böyle minik çadırlı gibi müzik yapalım orada. Iyi, betonlaşma kendisi. Derken başladım. ünlenince Çakıl Gazinosu yeni kapıda. Gar Gazinosu o da yakındı. Gar. Vatan Caddesi'nde Luna Park Gazinosu. Taksim Maksim, Cadde Bostan Maksim. Daha aklıma gelmeyen çok. Hepsinde çıktım. Az solist olarak, çift solist olarak çıkıp şarkılarımı okuyorum. Helal olsun Selamış. Bu yaşta bu, bu güzel şarkıları nasıl yapmış diyorlardı. Ve az solistliğimiz öyle başladı. O zaman bir ay, bir buçuk ay her gün program ve haftanın iki günü matine var. Çarşamba günü kadınlar matinesi, <laughs> pazar günü umuma açık matine... Ve Allah o gücü veriyor, yorulmuyorduk. Pazarları e, iki program birden hem matine hem sohre. Ve Çarşamba. Çarşamba günlerinden içindi. Evet. E, peki kalite nasıldı? Dinleyici kalitesi nasıldı? Bambaşkaydı. Gerçekten. Şimdi de çok kaliteli müşteri var. Tabii ki o zaman e, Gazino olayları farklıydı. Şimdi o yok. Zaman değişiyor mevsimler değişiyor. Herkes ah selam be diyor. O gazinoları özledik. Çıkıyorsunuz bazen bir gece mutluluktan uçuyoruz. İnanın 70, 80, 90 yaşında anne baba görüyorum. Ah evladım. O sesine kurban olurum. O ne besteleri yapıyorsunuz siz diyorlar bana. Kim görse bunları söylüyor. Hatta bir gün hiç unutmam sahnedeyim. Şimdi okuyacağım şarkı dedim sözümüzü bana ait. En önde holdingler sahibi bir bayan isim zikretmeye gerek yok. Sayın Selami Şahin dedi. Bu şarkı Coşkun Sabahan dedi. Ne zamandan beri sizin? Eyvah. Esprilerinize sesinize hayranım ama bu esprinizi sevmedim dedi. <laughs> ben de mikrofonla değil en önde oturuyor dedim ki albümü alın. Üzerine söz müzik Selami Şahin yazar. Bu da mesela bana çiçek şampanya gönderdi ve altına kart adı soyadı şöyle yazdı. Sayın Selami Şahin. Bundan sonra adını Selami Şahin değil. Selami bu da mı senin? <laughs> Hangi şarkı? Ayrılmayalım. Bir ayrılmayalım. Şey. <laughs> Ayrılık rüzgarlarıyla savrulmayalım. Eski mi şarkılar? Gerçekten. Biliyorsunuz büyük ilgi gördü. 1 Aralık 2017'de e, bir konserle gösteri merkezinde vermiştik. Çok büyük ilgi gördü. Şimdi Allah nasip ederse yakında 30 Eylül'de Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda Ben de hayranınız bir dinleyiciniz olarak beklerim, söyleyeyim. Şeref duyarım. E, bu konserleri çoğaltmanız gerekiyor. İnşallah evet. çünkü çok istek var onun için. Zaten hiç durmuyor ki Selami Bey aslında yani şöyle bir konser programına baktığınız zaman. Evet. Ee, o kadar yoğun ki hatta e, işte son dönem sahnelediğimiz Selami aynı şarkılarının oluşan Seninle Başım Dertte müzikalinde aslında bir Selam Bey'in de oynamasını istemiştik. Evet. İlk projemiz öyleydi. Fakat Selam Bey'in konser takvimi o kadar yoğun ki. Yoğurum. Şükürler olsun. Biz Selam Bey'i oynasın diye beklersek o müzikali yapamayacaktık. yapamayacaktı. <laughs> Oğlum şimdi yapıyor, lider Şahin. Evet evet evet, gayet iyi biliyorum. E, hatta ondan da birazdan bahsedeceğiz. Elimizde e, Seninle Başım Seninle Başım Dertte müzikalinden görüntüler de var, İzleyicilerimize de ondan bir parça. ...sunacağız. Ben gazino günlerine... ...geri dönmek istiyorum ve şunu merak ediyorum... ...en çok istek alan parça... ...gazinoda hangisi olurdu? O böyle meyve tabağıyla... ...beraber alevli meyvelerle gelir... ...peçete üzerine Şimdi yazılır. Şimdi benim çok eski yaptığım... ...şarkılar... ...Sen mesimler Gibisi isteniyordu... ...73... yılında yaptım. Olmuyor... ...olmuyor, sensiz olmuyor... ...aynı yıl... ...dün akşam yine benim... Yollarıma bakmışsın bir akçemberi sarmış dört bir, bu 80'den önceki hı hı. bu şarkılar Selam Bey biz bu şarkıyı dinlemek 80'li yıllardan sonra 90'lı yıllar derken alışmak sevmekten zor seninle başım dertte yok özledim ben sevdalı sen belalı derken e, çıkıyorum bir bakıyorum Selam Bey diyorum başkasının şarkısını okuyup hayır. Biz sizin besteleri dinlemeye geldik. Başka kimsenin şarkısını değil. Hep kendi şarkılarınızı okuyun diyorlar. Ve ben mutluluktan uçuyorum. Şimdi zaten 30 Eylül'deki e, Harbi Açık Hava konseri eskimeyen Şarkılar konsepti de bu. E, i̇şte onun içinde küçük şovlar da var. Bir tiyatro oyuncumuzun e, canlandırdığı. E, Selami Bey'in şarkılarını yıllara böldük. İşte 70'li yıllarda ki Selami Şahin şarkıları, 80'li yıllardaki Selami Şahin şarkıları, 90'lar, 2000'ler, 2010'lar diye gidiyor. Ve arada oyuncumuz çıkıp e, işte 70'li yıllarda şunlar vardı, bunlar vardı, 80'lerde bunlar vardı, renkli televizyon vardı falan diye bir sürü şey anlattıktan sonra diyor ki bir de Selami Şahin şarkıları var <laughs> Ve hakikaten de her 10 yıllık döneme damga vurmuş bir dolu Selami Şahin şarkısı var. Bey Aksoy, Gönül Akkor, Şükran Ay... Bu, yani, galiba ne? o dönemin e, sanatçıları arasında, müzisyenleri arasında gazinolardan da e, kaynaklanan çok önemli bir dostluk var. Çünkü evet. eski fotoğraflarınıza bakıyorum. Birlikte kurulan sofralar, eğleniyorsunuz birlikte. E, ciddi bir arkadaşlık söz konusu. Evet. Doğru mu? Doğrudur. E, burada öyle. bir de Zeki Müren var. E, pek çok fotoğrafınızın olduğu ve 10 e, albüm dediniz değil mi? Zeki Müren'le beraber çalıştığınız. Evet. Sizin bestelerinizi Kendi şirketime 5 albüm. Lider müzik üretimi. 80-81 yılında kurmuştum şirketi. Ee, i̇lk tanışmamız sıra servilerde bir kafede. Bir arkadaşımı bekleyeceğim ben. Girdim. Şef beni gördü. Selam be dedi. İçeride Zeki Müren oturuyor. Zeki Müren tabii o zamanın asolisti. Sağ canım. Büyük star. Sizin masasına davet ediyor. Ben çocuktum o zaman yani. Ünlenmişim. 1970 kimi 73, 74 o yıllarda gittim elinizi öpüyorum. Estağfurullah dedi oturmaz mısın dedi. Oturdum. Helal olsun sana dedi. Sesin çok güzel. Günün birinde çok daha güzel yerlere geleceksin. Ne güzel besteler yapıyorsun. Notayı da kendi kendine öğrendiğini biliyorum. Helal olsun dedi. Albüme gireceğim. Sen yönet bana eser ver dedi. Ve Ah dünya ah dünya yalan dünya eskimeyen dost ve birçok şarkımı sonra kendi şirketime sizi davet ediyorum benimle anlaşır mısınız memnuniyetle dedi selamiciğim dedi <laughs> ve 30 şarkımı okudu yani e, hakikaten Türk Zikimran gibi bir isme 30 şarkı verebilmek e, çok önemli çünkü e, yani Türkçedeki e, küçük un, ünlü uyumu büyük ünlü uyumu gibi konulara dikkat eden Türkçe'nin dizelerdeki kullanımına e, dikkat eden bir insan. E... Orada bir de şöyle bir incelik var. E, o da tamamen Selami Bey'e mahsus bir şey. Şöyle ki şimdi bir besteci popüler olunca bütün şarkıcılar ondan şarkı almak için sıraya girerler. Ama e, birinde güzel duran besteci yerinde durmayabilir. Evet. E, fakat Selami Bey çok iyi bir terzi aynı zamanda bunu mecazi anlamda söylüyorum. Kime şarkı verecekse onun kalıbına göre şarkı yaptığı için o başka bir şey. Yani Bülent Ersoy'a verdiği şarkı başka, Zeki Müren'e verdiği şarkı başka. İbrahim Tatlıses'e başka. verdiği başka. Yani kişiye göre eser veriyorum. Şimdi benden eser verdiği zaman mesela Zeki Müren Allah rahmet etsin beni evden aradı. Normal telefon, cep telefonu bir şey yoktu o zaman. Selamcığım dedi, nasılsın? Bu kibar e, konuşmasıyla tabii, yani. aynı tabii. her zaman. E, yani okurken kelimeleri 7 yaşındaki çocuk bile anlıyordu yani. Türkçesi çok düzgündü. Albüme gireceğim dedi. Dört Leventteki evimi biliyorsun seni bekliyorum dedi. Ben de gittim. O zaman kasete çekmiştik. Dinledi şarkıyı. Selamucum ben bunu ne zaman okudum dedi. Aynı benim gibi okumuşsun. Az önce dediğiniz gibi hatırladım. Helal olsun dedi. Eseri kime verirsen aynı onun gibi okuyorsun. Bu ne kabiliyet dedi. Hangi De, şarkıydı o? Beni o gece davet etti ya. Kahvede karşılaştık. Aha, Maksim Gazanos'un çıkıyorum dedi. Aha. Gel dedi. Çiçekleri okuyor. Teşekkür. Ahmet Mehmet neydi ismi bir arkadaşım dedi. Benim eskimeyen dostum. Onu çok seviyorum, şeref verdin dedi. Eskimeyen dostu not ettim ve o şarkıyı bitirdim. Dedim bu sözler seninden alınma. Nasıl dedi yani? E sen öyle dedin ya. Helal olsun. Ne zaman gelirsen gel. başım ataç olsun. Okudu İbrahim da size verdiğim zaman. Ağlama dimen. <laughs> Bülent hanım dedim Tanrım gönlümdeki yani o kişi gibi okuyorum ki eseri rahat gitsin. Ve dediği gibi kardeşimin e, kişiye göre eser veriyorum. Bir bakıyorum bunun sesine bu gider. O tür eser veriyorum. E şimdi Tanju Okan'a kalkıp da Tanrımı oktamasın. Ağaç çemberi sarmış. Dört bir yanım. kibar ilk abim ben yönettim. Bu şarkıyı verdim. Ona kalktım. Benim en iyi dostum. Hiç kimse verim. Yani Batı. Gülistan okudu. Bir bakıyorsun. Yani isimlerini saymaya kalkarsam şu anda unuturum. Ee, eseri kime veriyorsam o sanatçının taklidini yaparak veriyorum. Hı -hı. Ki rahat geçsin eseri. Şimdi iyi bir rejisör film, dizi yaparken Hı -hı. o oyuncunun yapacağı modeli onu anlatırsa o oyuncu daha da güzel oynar. Doğru. Yanlış mıyım? Kesinlikle. Tamamen doğru. Bu çok önemli. Kesinlikle. Orkestradan önce şef iyi yönetirse orkestra çok daha güzel çalar. Ee, selam abi. Taklit yeteneğinizi gayet iyi biliyoruz. Burada anlattığınız hikayeleri de anlatırken tekrardan yaşatıyorsunuz bize e, o ortamı. Ee, bu anlatı yeteneği ve taklit yeteneği acaba o da e, gazino döneminden kalma bir miras mı diyorum? Çünkü şarkı aralarında şimdiki gibi böyle LCD ekranlardan görüntüler verilsin, havai fişekler patlasın, böyle bir şey yok. Sanatçı orayı doldurmak zorunda değil mi? Evet, tabi. Ee, neler anlatırdınız o zamanlar sahnede? Nasıl? Sahnede şarkı aralarında neler anlatırdınız? Nasıl dolardı o aralar? Vallahi e, arada birkaç espri ekliyordum. Tabii ki millet gülüyor hoşuna gidiyor. Mesela geçenlerde de konser İzmir'de verdik. Fıkra var mı? Anlat diyorlar. Dedim ki bir hafta önce İstanbul'da Bebek'te restoranda yemek yiyoruz. 5 6 7 arkadaş. Bir arkadaşım bana derdini anlattı. Ağlattı beni. Anlatayım mı? Boş ver dedim. Anlat anlat dediler. Selamijim dedi. 20 senedir evliyim. Bir oğlum, bir kızım var. Allah herkese böyle eş nasip etsin akşam eve geldiğim zaman... ...hoş geldin kocacığım, canım, aşkım, hayatım sarılır bana ölürüm. Mutluluktan uçuyorum. Ben de ödül olarak hacca gönderdim. Haçtan geldi, eve geliyorum akşamları demiyor. Bir hafta geçti, on beş gün geçti, bir ay geçti. Çıldırıyorum. Yemekten sonra kahven hazır dedi. Otur dedim, bağırdım. Haklısın dedim. Sen hacca gitmeden önce akşamları eve geldiğim zaman aşkım, canım, hayatım diyorsun. Ödül olarak seni hacca gönderdim. Bir aydır akşamları eve geliyorum. Bir defa demedin. Eşi demiş ki hacca gittim artık yalan söyleyemem. <gülüyor> <gülüyor> Onun için eşlerinizi hacca gönderin diyor millet. <laughs> Vallahi çok güzel oldu bu. Arada ee... espri millet gülsün. Güzel oluyor yani. Evet kesinlikle tabii, tabii. kesinlikle yani hayattan neşeyi çıkarttıktan sonra ne kıymetli. Yani şey. hem tiyatro hem müzik böyle bir. Evet peki e, tiyatro demişken Seninle Başım Dertte müzikali e, ilk gösterimlerini yaptı ve çok da büyük ilgi gördü. Evet. İsterseniz önce o müzikali izleyelim bir parça üzerine de konuşalım. Çünkü e, müzikalin senaristi Yavuz Hakan Tok stüdyomuzda ve e, müzikale ilham kaynağı alan sevgili Selami Şahin stüdyomuzda. <laughs> Önce müzikali izliyoruz sonra üzerine konuşacağız. Tamam. <laughs> gönlümün karası Valla Türkiye'nin renkli müzik tarihinde e, ufak bir yolculuk yaptık bu müzikalden bir parça izleyerek. E, şöyle izlediğim zaman popüler müzik şarkıları var, e, arabesk müzik şarkıları var. Çok çeşitli bir elpaze. Nasıl seçtiniz, nasıl oluştu? <laughs> İşin aslında en zor tarafı oydu. Çok çünkü, beste var çünkü. Şu. Çok beste var e, ve e, şunu da göstermek istiyorduk açıkçası. Yani Selami Bey'in o az önce bahsettiğim renkli skalasını. Yani türkü seven de Selami Bey şarkılarını dinliyor. İşte arabesk seven de dinliyor, pop seven de dinliyor. Hepsinden olsun istedik. Bir de tabii bir konumuz vardı. O konuya uydurmak. Bazen şarkıların e, getirdiği e, konuyu ona göre yönlendirmek durumunda da kaldım yazarken. Teksti bazı şeyleri şarkılara göre e, belirledim. Ama en zor kısmı gerçekten şarkıları seçmekti. Çünkü o kadar çok hit var ki Selam Bey'in de söylediği gibi hangisinden <laughs> kısacağız, hangisini e, atacağız, hangisini kullanacağız derken yani bir müzikalde olmayacak kadar çok şarkımız var aslında bizim 25 tane şarkı kullanıyoruz müzikalin içinde kıyamadığımız için. Projeye önayak olan kişi galiba Selam abinin oğlu Lider Şahin gösteride de başrolü oynuyor. Nasıl gelişti proje size mi getirdi önce yoksa önce sizden onay mı aldı babayı böyle bir iş yapacağız? Şimdi ee, çocuklarımla ben arkadaş gibiyim iki oğlum kızım hı hı. böyle emretmek şu bu değil arkadaşız. Ben öyle anneden babadan gördüm. Aynı duyguları yaşıyorum onlarla. Bir projemiz var dedi baba. Ben arkadaşıma balık ısmarlamam. Balık tutmasını öğretirim. Böyle bir hikaye ama minik anlattı. Dedim bak tiyatro olayı var. Bir müzikal var. Siz ikisini birleştiriyorsanız dedim. Bu hem müzik hem tiyatro ilk kez böyle bir şey kokteyl oluyor. Hiç durmadan bu işe girin sizlerden bahsettiler. Kimlerle beraber olacaksınız? Dedim ki lütfen kafanıza göre takılın ve bu işi bir an önce bitirin. Bu projeyi de hiç kimseye anlatmayın. <laughs> ve doğru. Yola öyle çıktık. Ben farkındaysanız bir iki defa geldim, izledim, gittim. Çünkü şunu yapın, bunu yapın. Hiçbir şey demedim. Burada hocamız var. Çocuklar da aşkla sarıldılar. Ve bu e, proje baya konseller yoğun yani. İstek çok. Yolda yürüyorum bazen. Selami Bey, benim oğlumla eşi gitmişler, izlemişler oğlunuzun bu müzikal tiyatro. Ah ben gidemedim. Nasıl, ne zaman başlayacak? Yolda giderken kardeşim gitti. Yok be, ben izledim bir daha gideceğim diye o beni çok mutlu etti. Seninle Başım Dert'te müzikali daha önce galası yapıldı. Ee, sevgili Yavuz Hakan Tok e, müzikalin senaryosunu kaleme aldı ve Selami abinin oğlu Lider Şahin de müzikalin başrol oyuncusu. Ama müzikalde yer alan diğer isimlerden de bahsetmek lazım. Ee, Toprak Sağlam bir diğer başroldeki isim. Suna Keskin e, film ve dizilerdeki performansıyla ve tabii tiyatrodaki performansıyla yakından tanıyacaksınız. Hakan Altıner, babamın okul arkadaşı olmasının yanında çok değerli bir tiyatrocu ve İsmail Düvenci ve burada adını geçiremediğim daha pek çok isim yer alıyor müzikalde. Gösterimlerin çoğalmasını <laughs> dileyelim. Ee, i̇nşallah devam edeceğiz önümüzdeki kış sezonunda da devam edecek oyunumuz. Ee, Şu anda 9-10 konser evet, daha Şimdi e, bu yaz durumda. sezonunu açık havalarda e, ve turnede geçireceğiz ee, İstanbul'da da kış sezonunda. Oyunlar devam edecek çünkü e, uzun yıllardır e, bu çapta bir müzikal yapılmadı Türkiye'de. Yani 80'li yıllardan beri neredeyse, hani devlet tiyatrosunun yaptıklarını saymazsak e, ki e, bunu özellikle altını çizmem lazım. Yapımcımız Emirhan Şahin e, selam, selam yer oldu, yer oldu. E, evet. Ve, hakikaten olarak. hani e, klişe bir laf vardır, hiçbir masraftan kaçınmadı diye gerçekten öyle. Çok büyük bir prodüksiyon bu. E, onlarca kişinin emeği olan bir prodüksiyon. Hı hı çok kolay yer değiştirmesi de e, mümkün olmayan bir iş. O yüzden tahmin ediyorum e, ilk gösterimlerden sonra böyle bir e, boşluk oluştu ama e, buradan ben izleyicilerimizi e, davet edeyim. E, biletler çıkar çıkmaz e, ilgi gösterebilirsiniz. E, pişman olmayacağınıza, özellikle Selam Şahin şarkılarını, aa o da mı Selam değil hani <laughs> eminim. Bir de tabii şunu özellikle vurgulamakta fayda var. E, yani Türkiye'de zaten örneği yok bunun bir bestecinin popüler olmuş şarkılarını alıp başka bir konu içerisinde bir müzikalde kullanmak daha önce yapılmamış bir şey. Evet Melih Kibar müzikal için besteler yaptı, Cenk Taşkan yaptı, Atilla Özdemiroğlu yaptı ama onlar müzikal için yaptılar. bizse var olan bestelerimle Selam Bey'in bir müzikalin içerisine yedirdik hı hı. ki dünya da hem... işte Abba müzikali var, Mamma evet, Mia var evet, evet. örneğin ama mesela Abba'nın şarkıları tek bir bestecinin elinden çıkmamıştır. Queen hı hı aynı hakeza başka yani birçok besteciden çıkmış şarkılardır. Ama biz bir tek bestecinin yıllar boyunca popüler olmuş şarkılarını kullanıyoruz bu müzikalde. Bu da bir ismi İsmi nasıl Seninle Başım Dertte oldu? Çünkü e, ya birçok beste var, birçok hit var. E, seninle Başım Dertteye nasıl karar verildi? E, oyunda lider oğlum sevgisiyle hep evet başım, başım, başım dertte. <laughs> <laughs> aslında biraz konuyla ilintili oldu. Evet biz aslında ee, ben Sevdalı Sen Belalı ve Seninle Başım Dertte arasında gidip geldik bir süre hangisi olsun diye. Ama Seninle Başım Dertte e, tabii daha eski bir şarkı Doğru. Sevdalı Belalı'ya göre. 81 yılında düşün. Dolayısıyla daha geniş bir kitlenin bildiği e, ya da hatırladığı bir şarkı olduğu için o. Peki e, Seninle Başım Dertte'yi de dinleyelim öyleyse isterseniz seyircilerimize hatırlatalım. Aşk ölümsüz, belki yarım kalacağım, bilmiyoruz sonumuz ne olacak. Belki bu aşk ölümsüz, belki yarım. Senin, seninle başım dertte ne yapsam bilmiyorum Canımdan bir başkası söküp atamıyorum Seninle başım dertte ne yapsam bilmiyorum Canımdan bir başkası söküp atamıyorum Seninle başım dertte, değil konuşalım. Şarkı olarak yayınlandığı dönemde nasıl bir etki yarattı? Ee, işte az önce biz şarkıyı izlerken Selam Bey söyledi zaten Batı formunda bir şarkı seninle başım dertte. Dolayısıyla da e, ama bir taraftan da o bize ait nameler de geçiyor içinden. Ee, hem batı sevenlerin hem doğu sevenlerin eee e, dört bir şarkı eden. aynen e, o yüzden de gerçekten hani saymakla bitmez kaç kişi söyledi e, Selam Bey <gülüyor> yani, <gülüyor> o kadar çok ki e, Ve popcular popçular işte e, sanat müziği söyleyenler birçok insan söyledi bu şarkıyı da. En çok istek alan şarkı budur diyebilir miyiz Selam abi? Çok istek alıyor bu şarkı. Bunun gibi o kadar çok şarkı var ki istek alan. <laughs> ben sevdalı sen belalı Özledim diyorlar. Yok. Alışmak sevmekten zor. Yok. Senin olmaya geldim. Yok. Var çok çünkü. Peki birazcık o e, karışık kaset yıllarından e, geliyoruz bugüne. Eskiden benim gençliğim döneminde, dönüm, e, benim gençliğimde işte sevdiğim, hoşlandığım kıza karışık kaset yapar, hediye ederdim falan. E, şimdi öyle bir şey yok. Herhalde böyle bir şeyi ben çocuğuma anlatsam, ben karışık kaset yapardım, onun başında saatlerce uğraşır, kaydederdim falan diye... E, muhtemelen bana güler çünkü dijital ortamda bunu e, yapması herhalde iki dakika iki dakikasını alır. E, dijitalleşme nasıl etkiledi sizce müzik dünyasını? Valla e, aslında olumsuz yorum yapmak istemiyorum ama biraz kötü etkilediğini söylemek mümkün. Çünkü eskiden şarkıların değeri daha fazla bilmiyordu, Daha kıymetliydi şarkılar ve daha evet. çok e, insanlar e, kulak vererek dinliyorlardı. Şimdi o e, mesela plağa koyduğunuz zaman e, onu böyle ileri doğru attırma şansınız yok. Yerinizden kalkıp kolunu kaldırıp pikabın e, ileri ancak alabilirdiniz. ama şimdi öyle değil yani ve bir telefonda veya bilgisayarda doğru ve bütün şarkılar kendini dinletmiyorsa o plak e, kabına konur bir daha da dinlenmez da, evet. ama şu evet. anda ee, bir, bir tıkla öyle. hemen değiştirebiliyoruz şarkıyı. De, Dolayısıyla de. mesela çok çabuk sıkılıyor şimdiki gençlik ve şarkıları çok sebat etmiyor o yüzden. Çok uzun süre din, dinlemiyor. Peki o karışık kaset dönemine bu şu anda kullanılan Spotify gibi, Fizi gibi e, müzik platformları var. Oralarda listeler oluşturabiliyorsunuz, e, takipçilerinizle paylaşabiliyorsunuz. E, bunlar aldı diyebilir miyiz yerine? Diyebiliriz ama sizin az önce bahsettiğiniz o kız arkadaşınıza veya sevdiğiniz insana açılmak için özel şarkıları seçip yaptığımız karışık kasetlere artık gerek de kalmadı. Çünkü hani zaten direkt söylüyorlar artık birbirlerine veya mesaj atıyorlar. Hani şarkılarla ima etme gibi bir şey de kalmadı. O başka bir duyguydu. O bizim kuşağın veya işte bizden öncekilerin yaşadığı bir duyguydu. Şimdi başka bir dünya yaşanıyor ama tabii bu bir geriye gidiş değil. Bu bir tek Bir dönüşüm bir dönüşüm ee, umarız daha ileri daha iyi şeylere de vesile olacaktır ki bence e, hakikaten o müzik platformlarını kullanmak da çok büyük kolaylık sağlıyor. Mesela bugün evet. e, program öncesinde açtım ve Selami Şahin'in şarkılarını dinleyerek bütün günümü evet. geçirdim. E, Selam abi yalnız şöyle bir şey var. Yeni şarkılar da lazım var mı çalışma? Şimdi en kısa zamanda 12 şarkıdan oluşan yeni şarkılar hepsi yılların tecrübesi bu kadar beslen tutulmuş halk tarafından sevilmiş ki ben varsam o müzik severlerin sevgisiyle varım. Onlara sonsuz saygı ve sevgiler sunuyorum. Allah onları başımdan eksik etmesin. Onlar olmasa selam şair olmazdı. Müzik severleri mutlu etmek için yılların tecrübesi diyorum. Hayatımın en güzel 12 şarkı, yeni şarkı en kısa zamanda Valla. çıkacak. Bitti. Ben şimdiden heyecanlandım. Açık açık söylüyorum. Selami Şahin şarkılarını bu kadar yakından takip eden bir kişi olarak yepyeni 12 şarkının haberini duymak. Ama ben ne diyorum? Hayatımın en güzel 12 şarkısı. Vallahi çok iddialı. Çoktandır albüm yapmıyorum. Bir de ne istiyorum müzik severlerden? Keşke CD'yi satın alsınlar da oraya bazı şarkıların hikayelerini görecekler. Sözlerini yazacağız. Bu şarkı nasıl doğmuş? Onları böyle yazacağım. Aldığın zaman albümü o zevki ta farklı tatacaksınız yani. Platformunda da çıkartmayı düşünüyor musunuz albümü? Çünkü yani e, dijitalden dinliyoruz çoğunlukla kolay olduğu için ama... Ee, ben ve benim gibi birçok insanlarla. Longplay, longplay olarak yapanlar var olabilir de. Çocuklarla konuşacağım, onlarla paylaşacağım. Evet. Selam Bey'in şöyle bir güzel tarafı var. Bu ta 60'lardan bu yana gelen bir plak kariyeri var Selam Bey'in ve bütün bu kariyer hem bir internet sitesinde çok kapsamlı bir şekilde anlatılıyor Selam Şahin internet sitesinde hem de dijital platformlarda bütün şarkılarını, bütün bugüne dek okuduğu bütün şarkıları, albümleri bulmak mümkün çok kapsamlı bir çalışma yap yapılmış oğulları tarafından e, ve bu eski albümlerden başlamak üzere bu son albümde dahil olmak üzere plak, beri. plak formatında tekrar yayınlanması için de şu anda bir çalışma yaptıklarını ben biliyorum 45'lik zamanda ünlendim ben long play bile yoktu <laughs> o küçüklerden değil mi? Evet. Vallahi, 66 kalktılar. 45 evet, yazısı çıkıyor. Ee, ben de tabii bunları nereden biliyorum diye seyircilerimiz düşünebilir. Genç yaşıma rağmen benim babamın çok önemli bir koleksiyonu vardı ve o koleksiyonu bana devretti. Sağ olsun. Buradan kendisine teşekkürlerimi sunuyorum. Biz de selam sevgiler. Ee, hem sizin hem Orhan Gencebay'ın, Ferdi Tayfur'un, Julio Iglesias, diğer Demiruso yabancı isimlerinde hepsinin plaklarından oluşan bir koleksiyonum var. Yaklaşık 200 plaklık bir koleksiyon. E, keyifle dinlemeye o devam ediyoruz Bu bir tutkudur ediyoruz. ya müziği evet, bir tut evet, evet, Kesinlikle e, Yavuz Hakan Tok e, az önce belirtmiştim Acıların Kadını Bergen'in hikayesini Yazmıştı ve bir kitap haline getirdi e, Türk müzik tarihinde Başta Selami abi olmak üzere Pek çok insan var daha kitabı yazılabilecek Hatta filmlere konu olabilecek hayatı sizin var mı yeni bir kitap çalışması? Var. Ben çok çok seviyorum biyografileri ve özellikle de işte Selam Bey gibi böyle ilham verici hayat hikayeleri olan müzisyenlerin veya işte başka sektörlerde çalışan insanların hikayeleri beni çok ilgilendiriyor ve araştırmayı da sevdiğim için bir de ilgi alanım olduğu için. Ben aşağı yukarı bir seneden fazla bir zamandır Melih Kibar üzerine çalışıyorum. Bu yıl bitmeden inşallah bir aksilik olmazsa onun kitabı çıkacak. O da çok kapsamlı ama o bir roman değil. Bergen bir romandı. Melih Kibar'ınki bir biyografi kitabı ve bir diskografik kitabı olmak üzere. Hı -hı. Kapsamlı bir çalışma yapıyorum onunla ilgili. Meliki var da hakikaten Türk müzik tarihine damga vurmuş şarkılara imza atan çok önemli bir biri. Ve biri. sadece hani popüler müzik alanında değil reklam müziği, film müziği, dizi müziği, tiyatro oyunlu müzikleri gibi çok kapsamlı bir komple e, bir müzikografisi e, var. Evet. Ee, onunla ilgili bir çalışma yapıyorum. Sonrası için de projelerim var. Bunlardan biri de zaten Selam Bey'in hikayesi olacak inşallah. Peki, kısa bir Hayatım ara verelim. roman zaten. <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. Kısa bir ara verelim. Ardından devam edeceğiz. Bayram Yıldızı'nda konuğumuz Selami Şahin ve müzik eleştirmeni yazar Sayın Yavuz Hakan Tok'la beraber e, Türkiye'nin renkli müzik tarihini konuştuk. Selami Şahin şarkılarını yeniden hatırladık ve ufak ufak da programımızın sonuna geliyoruz. E, bayram için seyircilerimize neler söylemek istersiniz Selam abi? Öncelikle Tanrı'dan bütün dünyadaki bütün aleme hayırlı bayramlar diliyorum. Biz Hataylıyız. Biz de bütün dinler, ırklar var. Fakat hepimiz el ele, kalp kalbe kardeşlik. Kardeşiz. Adem ile Havva'dan kardeşiz. Bu kin, nefretler bitsin. Birlik olalım. Birlik olalım Allah rızası için. O ölen gençlere, çocuklara acıyorum savaşta. İster hangi ırktan olursa olsun, hangi dinden olursa olsun Allah'ın yarattığı Adem ile Havva'dan kardeşiz birlik olalım birbirimizi sevelim kin nefret hiçbir şey geri getirmez. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Nice hayırlı bayramlara barış, birlik ve sevgi içerisinde ya Rabbim. Bu güzel dileklere, bu güzel dualara biz de amin diyerek katılalım. Hakikaten çok önemli Sağ mesajlar ol. dediğiniz gibi. E, sevgili Yavuz Hakan Tok çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için Selami abiyle ilgili Türk müzik tarihiyle ilgili e, çok keyifli bir program oldu Biz daha konuşacağımız ediyoruz. Selami abiyle ilgili o kadar çok şey var ki aslında e, bir değil iki program daha dolar e, yurt dışında kariyeri var e, Arap dünyasının en sevilen seslerinden biri. Pek çok bestesi yurt dışında da seslendiriliyor. Bunlara giremedik ama artık başka bir programda değilim. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Ben teşekkür için. ederim. Ve bayramların e, bayramınızı bir kere daha Hepimizin kutluyorum. Hepimizin bayramı mübarek kutlu olsun. Evet. E, ben Sinan Kunter CNN Türk ailesi adına herkese bir kere daha sağlık, huzur ve barışa vesile olacak mutlu bir bayram diliyorum. Hoşçakalın.